Yine Nelson ismi devre arasında ayrılabilecek isimlerin başında geliyor. Orada Nelson'un gidişiyle birlikte adama Nagolo ismi gündeme düştü son günlerde. Neler söylemek istersin abi? Nelson sence gitmeli mi? Çünkü geçtiğimiz sezonun aksine bu sezonu beklenen performansı sağlayamadı. Giderse Galatasaray oraya ne derece bir oyuncu almalı sence? İlk 11 seviyesinde mi yoksa daha çok genç potansiyel bir isime mi gitmeli Galatasaray? Şimdi Nelson'da istenen elbette ki olmadı. Nelson için böyle 15-20 milyon eurolar havada uçuyordu ama gelinen noktada Davinson transferi ve oyuncunun tutup Nelson'un da kulübeye gitmesiyle beraber bu iş ortadan kalktı. Galatasaray e, sezon ortasında ara transferde Nelson'u kiralık olarak gönderebilir. Ama buraya biraz da satın alma bedellerini sağlam koyup sezon sonu geri dönmeyecekmiş gibi bir anlaşmayla Galatasaray bunu yapmak istiyor ya da 10 milyon eurolar seviyesinde bonuslarla tabi bu bir bedeli oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Sezon başında tutuldu ve istenen o yüksek bedel de gelmedi Nelson için. Daha genç bir oyuncu oynar ama ben onun yerine çünkü devre arası transferi hep risklidir. Yani çok fazla böyle iyi bir bonservisle genç bir oyuncuya adım atmadığınız sürece devre arasında alacağınız oyuncular biraz önce Vesin örneğinde olduğu gibi kulübüyle tartışmalı oyuncular olur. E, Nelson'un gitmesi halinde belki buraya takviye yapmadan da devam edebilirsiniz. Çünkü 3 tane net stoperiniz var. Kanan yanında buraya koyarım. O şekilde yola devam edip sezon sonunda buraya gelecek Nelson'un satışıyla servisi daha güçlü adımlar atabilirsiniz. Yine Arif Keklik sormuş. Muslera'nın yerine kaleci aranmalı. Muslera yaşlandı. Refleksleri eskisi gibi değil demiş. Bu yoruma katılır mısın abi? Şimdi yani 50 milyon euro verilen Onanay'ı da gördükten sonra öyle kolay kolay da kimse kaleci avına çıkamıyor. Şimdi genç bir kaleci almanız bir riski. Mustere'yi unutulmasın. Yani Mustere Galatasaray'a geldiğinde yaş olarak gençti ama Mustere iyi bir bonservis verildi o dönem. Çok net hatırlıyorum. 5 milyon euroya falan alınan Dorik sana verildi artı 7,5 milyon euro bonservis verildi Lazio'ya. Yani o yüzden iyi bir kaleci transferi ki enflasyon falan derken yani bu 15-20 milyon eurolara çıkar bu bedel. Eğer çok böyle scout ekibinizde inanılmaz bir adım atıp bir şey cımbızla çekip Güney Amerika'dan bulmadıkça ya da Portekiz 2. Liginden çok zor. O yüzden de Muslera'ya ye, Galatasaray'ın yeni kontrat vermek istediğini de biliyorum. Yani bir sezon daha artı bir. Ben bunu çok riskli bir transfer olarak görüyorum. Yani şöyle de bir durum var. Tutarsınız. 10 milyon euro, 15 milyon euro cebinize koyar. Transfer piyasasına çıkarsınız. O zaman adım atarsınız. Fenerbahçe, Livakovic'e iyi bir bedel verdi. Hala onlar bile acaba mı diyor. Yani o yüzden kaleci konusu çok sıkıntılı. Bence Muslera sonrası Galatasaray'da bu konuda bir dalgalanma yaşanabilir. Şimdi Galatasaray'ın Torreira'yla maaşında düzeltme yaparak 2 yıllık bir sözleşme uzatması gündemde yine Saşa Boy uzun zamandır e, onun da ismi e, sözleşme uzatma tartışmalarıyla e, geçiyor abi. Burada Saşa Boy konusu ne olacak? E, nereye doğru gidiyor bu durum? Şimdi oyuncu ilk görüşmelerde kontrat uzatmak istemedi. Bu da yani hani kişisel tercihtir. İstediği rakam da Galatasaray için biraz fazla geldi açık konuşalım. Çünkü Boy e, müthiş oynuyor geçen sezondan beri yaptığı iş inanılmaz çıkışlar vesaire ama sonuçta Galatasaray da Boya'yı ömürlük imza attırmadı. Belli bir değerini bulan oyuncuyu da göndereceksiniz. Özellikle gençse çünkü bu oyuncuların bu Nelson'da da geçerliydi. Aklı zaten Avrupa'da. Yani e, ee, Fransa'da üst seviyede takımlara transfer olmak için Galatasaray'a geldi. Nelson, Danimarka sonrası Süper Lig sonra buradan bir Premier Lig yapar mıyım, İtalya yapar mıyım diye geldi. Herkesin kariyer hedefleri var. Boye için de bence bu süre geldi. Galatasaray yönetimi bu e, Boye kontrat uzatmazsa satılık listesine çıkaracak. Maliyeti 1 milyon euroydu. Bonuslarla 1.3'e falan çıkar. Renden alındı. Şimdi 10 milyon 12 milyon eurolar bulunduğu anda bence Boye satılır. Nelson'da düşülen o 13 milyon eurolar gelmişti aslında. Bonuslarla oraya gitmedi. Galatasaray tercih etmedi. O hata bence Boye'de yapılmaz. Çünkü Torreira kısmında da Torreira burada mutlu zaten herkesin de sosyal medyadan gördüğü aşk hayatı falan da güzel e, telefonuna bile e, hanımefendinin kabını falan takıyor yani öyle mutlu bir ortamda. O yüzden Torreira'nın ben kalacağını daha uzun vadeli plan program yapılacağını düşünüyorum ama boy e, kontrat uzatmazsa onun için daha net görüşmeler başlayacaktır. Saşa boy için 10-12 milyon euro az değil mi demişler. Neler söylemek istersin abi? Yani az geliyor bize evet ama maalesef e, Süper Lig'de oyuncu bu para ediyor. Yani e, bunun bin tane sebebini hep beraber sabaha kadar konuşuruz ama olmuyor. Yani gelmiyor. O teklif gelmiyor. Nelson için de 25 milyon euro kontratındaki bedel ama gelmedi. Bırak 15'i 17-18'lere çıkılmadı. O yüzden e, yani maalesef keşke daha fazlası gelse. Sakatlıklar sorulmuş. Adana Demirspor maçındaki büyük ihtimalle Kaan ve Bardakçı idmana çıktılar. Za kısa süre takımla çalıştı. Sanchez o maçta oynamayacak. Kopenhag maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Şu an son durum bu. Senin bilgilerin nelerdir abi? Abdülkerim'le Kaan idmana çıkmadı. E, o yüzden hani ben dinlendirildiklerini düşünüyorum. Muhtemelen Adana Demir maçında sağda olur. En azından bir bir tanesi Nelson'un yanında sahaya çıkar. Onun dışında da Sanchez e, muhtemelen yetiştirilecektir Kopenhag maçına. Şöyle bir handikap var. Abdülkerim bu hafta da oynamazsa Kopenhag maçına yetiştiğini e, varsayarak söylüyorum. Yani Davinson ve Abdülkerim bayağı bir maç kaçırarak Kopenhag karşısına çıkacaklar. Bu benim aklımda bir sadece soru işareti yaratıyor. Çünkü 2-3 maç oynamadan eee sahaya çıkmak biraz bir tedirginlik yaratır. Onun dışında Abdülkerim bu hafta dönmesini bekliyorum ben. O yüzden e, şey e, ikisi sağda olur gibi geliyor bana. Sol bekte Barış Alper'in oynayacağı hakkında bazı söylentiler var. Neler söylemek istersin bu söylentiler hakkında? Yani bu hafta Kopenhag maçında olmaz. Kopenhag maçında Angelinho var elinizde zaten. Muhtemelen de Kazımcan bu hafta sol bekte oynar. Tutup Abdülkerim oraya koymamak lazım. Oyuncunun da performansı düşüyor. Kötü ihtimalle Barış'ı oraya yavaş yavaş alıştıracaksınız. En azından devre arasına kadar bu işi böyle sürükleyeceksiniz. Şimdi abi yine Erencan yardımcı ismi Galatasaray'la anılıyor. Okan Buruk'un da oyuncuyu çok beğendiği söylentiler arasında. Neler söylemek istersin bu isim hakkında? Şimdi Erencan zaten Galatasaray kökenli bir oyuncu. Net bir şekilde Galatasaray istediğinde alır gibi bir madde yok bildiğim kadarıyla kontratında. Ama sezon ortasında ya da sezon sonunda tekrar bir Masaya oturulur. Hani ikili ilişkilerde kullanılarak oyuncu tekrar buraya gelebilir. Ama bu tip oyuncuları da böyle daha mantıklı kiralama maddeleriyle mesela özellikle Alman ekipleri bunu yapıyor. Sizi oyuncuyu yollar yollarken şunu diyor: Birinci sezonun sonunda atıyorum 10 milyon euroya size sattıysa 15 milyon euroya alabilirim. İkinci sezonun sonunda 17 milyon euroya alabilirim. Öyle bir bonuslar koyuyorlar belki büyük takımlar altyapılarından çıkan oyuncular için böyle maddelerle göndermesi biraz daha sanki kendi hayırlarının olur. Şimdi Adana Demirspor maçı Galatasaray için çok zorlu ama bir de Kopenhag maçı var. Oyuncuların aklı Kopenhag maçında kalabilir. E, nasıl bir maç bekliyorsun abi Galatasaray açısından? Sercan şimdi önce bu hafta Adana Demirspor maçı en az Kopenhag maçı kadar kritik. Çünkü sonrasında da bir derbi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Galatasaray bu haftayı 3 puanla kapatıp Adana Demir Ligi'nin en iyi takımlarından biri kadro olarak ve size böyle bela açabilecek bireysel e, adamları var. O maçı atlatıp sonra da sakatlık vesaire durumuna göre Kopenhag'a bakmalısınız. Kopenhag maçında kazanmak zorunda olmanız sizin için bir handikap elbette ki ama bu tip maçları herkesin aklında Şalke maçı vardır. Galatasaray bu tip maçları oynadı ve daha önce de kazandı. Juventus'u da unutmayalım. E, o yüzden e, o maç için bir iki gün daha var. Sakatlık durumuna göre, stoperlerin durumuna göre bence yol arası sizdir. E, i̇lk maçta da kötü başlayıp iyi bitirdiniz, e, o yüzden de temkinli bir oyun ama bence öyle şanslar Kopenhag'dan yana falan değil. Galatasaray e, favori aranıyorsa 51 ile Galatasaray derim o maç için. Kopenhag dün de kaybetti kupada abi yani çok da fonlu bir Kopenhag yok. Bunu da söyleyelim. Birazcık da izleyicilerimizin yorumlarına geçmek istiyorum ve sorularına e, Salihan Bey Tete ve Endombele kiralık gidecekler mi diye bir soru sormuş. Hemen cevap verelim. Endombele zaten kiralık e, Galatasaray ondan yani bir daha gönderse zaten komple sözleşmeden çıkmış olur. E, bırakın kiralık gitmeyi yani kendi takımına bile dönse Galatasaray bu saatten sonra kabul edecek. O bir kenara. Tete bonservisli oyuncunuz. Ben kiralık gideceğini düşünmüyorum. Çünkü onun yerini en azından kulübede dolduramazsınız ve oyuncu da bunu kabul etmez. Ama sezon sonunda belki Galatasaray bu açıdan kontrattan çıkmak dahil bunu e, düşünebilirsiniz. Yine gelen sorular arasından. Hakim Zihin 10 numara pozisyonundan daha çok kanatta etkili olduğunu ve bu etkinliğini 10 numarada e, körelmesi gerektiğini körelmemesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Katılıyor musun abi bu yoruma? Evet, çok mantıklı bir yorum. Bence Tete kulübede kalır, ee, sağ tarafta Ziyech net bir şekilde oynar. Forvet arkasında da Mertens ile Kerem'i denersiniz. Zaha da net bir sol açığınız olarak devam eder Galatasaray. Bu şablonu artık bozmamalı. Yine gelen sorular arasında. Atilla Zalai 13 milyon euroya gitti. Boy bu kadar kendini göstermişken ona gidecekse gençlerle Türkiye'de uğraşmaya değmez. 30 yaş civarı olmuş alıp emekli etmek daha karlı diye bir eleştiri yaptı. Ya, maalesef e, Türk futbolunun bu handikapı haline geldik. E, haklısınız. Çünkü yani boyayı daha fazla eder. Bana sorsanız yani Avrupa'da hakikaten Fransa milli takımında oynaması gereken yani Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları zaten az buz işler değil ama Türkiye'de şöyle bir durum var. Yani sizden giden oyuncular bir şeyler yapacak ve siz de Maddi olarak güçlü olacaksınız ki bazı oyuncuları satmayacaksınız. Ve sonrasında da devamlı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi süreklilik kazanması lazım. E Türkiye'de böyle bir şey değil. Türkiye'de her teklifin üstüne atlamak durumunda kalıyorsunuz. Atlamadığınızda da Nelson gibi bir örnek var. Bu Erden Timur'un sözleri. Yani taraftar 20'ler, 25'ler havada uçuşuyor ama bize gelen öyle şeyler olmuyor dedi. Bu sezonun başında kampta. E o yüzden de Yönetimler mesela Nelson'u satmadınız şimdi döndü iş başka yere geldi. Yani 13'ler 15'ler bile veren böyle bonuslarla zorlaya zorlaya çıktı. 25'ler istediniz kaldı oyuncu. boy Nelson'un dışında tutuyorum. Kolay kolay bulunmayacak bir sabek ama umarım yani 12-13'lerin üstüne çıkan bir teklif gelir Galatasaray'da hemen kabul eder. Yoksa o paralar gelmiyor maalesef üzgünüm. Son bir soru sormak istiyorum abi. Icardi'nin gözle görülür bir performans düşüklüğü var. Tabii çok büyük bir performans düşüklüğü yok ama bir düşüklük var. Alışık olduğumuz Icardi sahada göremiyoruz bir iki haftadır. Bunun sebebi nedir? Neler söylemek istersin? Yani ben bu performans düşüklüğü işine katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Yani gol atmadı. Evet gol atmadı. Birkaç haftayı boş geçti de. Zaten her maçta gol atacak diye bir şey yok. Geçen sezondan beri ortalamaları ortada. Bu sezon o sakatlık sonrası gene kendini zorladı sağdaydı çünkü kritik bir dönem vardı. E bu yüzden de yani bazı futbolcuların da bırakın bir insin, bir çıksın, bir nefes alsın. Adam mutlu, ailesi mutlu, taraftar mutlu. Ben öyle Icardi'ye yönelik taraftarın bir tepkisi olduğunu da sezmedim. E, hani o yüzden de hiç bence problem değil bu hafta atar, Avrupa'da atar ama Icardi bu. Yani bize o özgüveni verdi Türk taraftarlarını. O yüzden ben problem olarak görmüyorum.